İyi günler arkadaşlar. Yeni bir yeni bir projeyle yine karşı karşıyayız. Neden olmasın? Why not? Peki arkadaşlar, nasıl esinlendim? Neden böyle bir projeye karar verdim? Onu anlatmak isterim. Şimdi soru çözerken sınıfla sınıf ortamında bazı formüller gelir. Hocam bu formül nereden çıktı diye sorarlar. Yani bazı iyi öğrenciler, ilgili öğrenciler gerçekten bunu sorarlar. Örneğin Pisagor teoremi arkadaş, B kare karedir gençler diyorsunuz hocam. Neden? Veya bir sayının sıfırıncı kuvveti daima birdir diyorsunuz. Neden? Veya kosinüs teoremi diyorsunuz. Veya limitte belirsizlik durumları diyorsunuz. Yani aklınıza gelebilecek birçok formülde bazı arkadaşlarımız nereden çıktı diye sorarlar. Ben de ondan esinlendim arkadaşlar. Yani neden olmasın dedim. Fakat o tarz sorularla ilgili sizlere açıklama yapmak istiyorum. A sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir diyoruz arkadaşlar. Yani bunun ispatını veya neden kaynaklandığını sizlere soruyorum. Biraz süre tutacağım. Buyurun yapmaya uğraşın. Gençler ben 15 saniye gibi bir süre tutuyorum. Tabii ki zamanı durdurmak veya videoyu durdurarak uğraşmak sizin elinizde. Zaten bunu da tercih ederim veya size öneririm. Bol bol beyin sporu yapmanız açısından arkadaşlar. Bakalım neden olmasın? Why not? Şimdi arkadaşlar bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Zaten bunu bilmeyeni dövüyorlar. Yani a üzeri sıfırın bir olduğunu bilmeyen bizim oralarda inanın dövüyorlar. Şöyle bir çerçeve için alalım. Fakat nereden kaynaklanıyor? Bunu ne açıklamak istiyorum. Müsaade ederseniz. Bakın Şimdi sıfır sayısını n eksi n olarak yazarsak yani a üzeri n eksi n yazabilirsiniz. Çünkü n eksi n sonuçta sıfır olacak. Eşittir. Bir mi ona bakacağız. O zaman a üzeri n çarpı a üzeri eksi n olacak bu. Biliyorsunuz sayılar sayılarda böyle ayrıştırabiliyor idik. A üzeri n. Bakın burada şu formülü yani daha doğrusu şu özelliği bilmemize fayda var. A üzeri eksi n neydi gençler? 1 bölü a üzeri n'di. Yani ters çeviriyorduk bu şekilde. Şunu şöyle bir bulut için alalım. Bu çok önemli ve değerli bir formülümüz. Peki buradan a üzeri n çarpı 1 bölü a üzeri n olacak. Bakın burada neler gidiyor? A üzeri n'ler sadeleşiyor. Cırt cırt. Dolayısıyla buradan bir sonuca ulaşıyorsunuz. Yani a üzeri sıfırın bir olduğunu bulmuş olduk arkadaşlar. Peki bir de örnekleyelim. Bir tane örnekle. Mesela 5 üzeri 0 da 1'dir. Neden olduğunu görelim. Yani 5 üzeri işte en eksen demiştim orada. Burada da sayı verelim. Mesela 6 eksi 6 diyelim. Bakın. Sonuçta 6 eksi 6 sıfırdır. Bu da 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri eksi 6 olacaktır. Buradan 5 üzeri 6 çarpı yukarıdaki özellikten 5 üzeri 1 bölü 5 üzeri 6 olacak. Burada arkadaşlar 5 üzeri 6'lar cırt cırt girecek ve sonuç bakın 1 olacak. Hangi sayıyla veya hangi sayının sıfırıncı kuvvetiyle yaparsanız yapın. Aynı sonuca ulaşacaksınız arkadaşlar. Peki bir başka soruda yine görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar görüşürüz kolay gelsin arkadaşlar.